Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi meslek meşrep derslerinden gene serisine devam ediyorum. Manası şu: ben psikoloji dersleri bunların üzerine bina etmişim. Şöyle bir misal veriyorduk. Tren rayları gibi, trenin kaliteli dahi olsa, o güzergaha yolu yoksa hiçbir yere sevk edemezsin onu. Yöntem yani. Bir insan ilim sahibi olabilir. Depo gibi depolar. Ama ilmi siyaseti yoksa o doğruları yanlışa hizmet eder. İlmi siyaset kim kime neyi ne zaman nasıl niçin makam ve maksadını bilmektir. Karıştırmamaktır. Mesela benim söyleyeceğim bir şeyi söylemem bana mutlaka şartsa sen söylersen suç olur. Sen söyleyeceğin bir şeyi ben söylesem de olmuyor. Onun için bu laika dersleri böyledir. Peki bir soru sorabilirim. Sonra. Şimdi o dediğin ilmi siyasette, diyelim ki bir sohbet ortamındasın. Yani zahir. Peki onu anlık nasıl tartabileceğiz? Bu o çok önemli. Orada çok, hata çok önemli hata. Şimdi şu sevgili Ayhan'ım. Bu dersleri bir defa dinleyile olmuyor da. Mesela kaya serttir, su yumuşaktır. Vura 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 oyuyor. Bu dersleri dinle dinle meleke sahibi oluyorsun. Yani gayri ihtiyari, sekerat anında, ölüm anında, hadiselerde, hatta rüyada, ihtiyarın, şuurun kalktığı yerde de bu dersler devreye giriyor. Senin dışında çalışıyor bu. O anda sana söylettiriyor. Yani o sözü söylettiren diyor, hizmet imaniyedir diyor usta. Mesela Sufyan'ın üçüncü rüklü olan Maraşal'a Balıkesir'e gittiği zaman ustadı şikayet etmişler Maraşal Fevzi Çakmağ'a. Süfyaniyet'in üçüncü rüknü ona diyor ki ona dokunmayın demiş. Ustad ne diyor? Dindarlığından vesairesinden demiyor. Ona o sözü söylettiren hizmet imaniye Kur'aniyedir diyor. Sana yanlış yaptırmıyor. Yapsan bile, mağlup olsan bile eşek gibi hata yaptığın gibi adam gibi özür dilemeyi de sana bu haleti veriyor. Yani seni küçültmüyor özür dileme. Dolayısıyla anlık hadiselerde zaten ruh devreye giriyor. Yani meleke sahibi, melaike oluyor, meleke oluyor. Bunlar ahlaktır. Şimdi bu ikinci iş yapıyorum. Bu akşamki dersimiz muhabbet fedaisi olmak. Yani Esasat-ı Nuriye'den. Allah mekanı cennet etsin, rüştü amin, külliyattan toplamıştı vesaire, esas atölyeyi. Diğer işte kardeşler de genişletti, çekirdeği okurdu. Şimdi şurada, şunu başlamadan önce şunu demek istiyor. Muhabbet fedaisi olmak. Kardeşim, ben seni sevmeye karar verdim mi, dikende gül olur. Kusur gözükmez. Ben seni sevmemeye karar verdim mi, gül de diken olur. Her şey batar bana. Yani bir insan hakkında konuşurken, eleştirirken, tenkit ederken, karı koca münasebetlerinde, haseten, ailevi ilişkilerde, tenkit edilen şeyler, sebepler geçerli bir sebep değildir. Namus ve din olmamak şartıyla. Nedir o? Karar verilmiş ama vitrine bunu çıkartıyor. Hani dükkancılar vitrine çıkartır bir şeyi, ama satıcı aşağıda. Vitrini gösterir, aşağıdakini verir. Vitrini vermez. Dolayısıyla bir şey söyledikleri zaman insan ilişkilerde, karı kocalarda ben diyorum ki bırak bunu vitrine çıkarttın, arkayı söyle. Karar vermişse daha bir şey yapamıyorsun. Demek ki sevmeye karar verdin mi kardeşim? Kusur görmez. Muhabbet gözü kusur görmez. Mefhumu muhalifi nedir? Adavet gözü güzellik görmez. Görmez kardeş. Ne yaparsan yap. Şimdi okuyacağız. Bu kalp işte.
Kalp bir şey öğrenmez kardeşim. Kalp 146 emirda 1'de bütün 18 bin alimin harita-i maneviyesidir. Uyandırılır. Onun için mutluluk yoktur, bir şey bulunacak, okunacak değil. Bunlar uyandırılır. Aklen bilirsin, yüklenirsin, kalben uyandırılır. Şimdi muhabbet fedaisi olmakla alakalı iki tane vecize okuyayım, üç tane. Biz muhabbet fedaileriyiz. Hüsümete vaktimiz yoktur. Rütbe-i Şami 88. Muhabbet nerede olur? Adalet nerede olur? Hemen başında kuralı koyalım. Allah haram dediği yerde, helal dediği yerde, haram dediği yerde muhabbet olmaz. Helal dediği yerde de hüsmet olmaz. Mubah sahadan bahsediyoruz. Helaller belli, haramlar belli. Allah sevme dediğini sevmeyeceksin, sev dediğini seveceksin. Bizim konuştuğumuz şu, muhabbet fedaileriyiz, hüsmete, düşmanlığa vaktimiz yoktur. Bu, Müslümanlar mabeynindedir. Yani genel her vasıf için değildir. Ama bir insanın cani sıfatından dolayı diğer masum sıfatlara da çöp atılmaz. Biz öyle maalesef bir insanı seveceğimiz zaman en zirvede indireceğimiz zaman dibe koyuyoruz. Ortada sevemiyoruz. Ya onun güzel sıfatı yok mu ya? Hiç mi faydası yok sana veya ümmete yok mu? Peki hiç husumet etmeyecek miyiz yani? Edeceğiz. Allah'ın husumet dediği yerinde. Mesela adam çay ikindi faslına bak ne yaptı? Bizim komşumuz değil. Zeytinburnu yıkılmadan önce bak ikindi. Bak burada adam öleli 10 sene oldu. Çay faslına ve bütün vakıflardan dua aldı adama bak. 1998. Adam Şaribül Leyli ve Nehar gece gündüz içen. Dördüncü katta ben de dördüncü kattayım. Balkona benim bitişik bina böyle. Bir defa 20 sene 1990'dan 2000 ben hapse girene kadar 2016'ya kadar değil mi? 15-16 hapse girene kadar oradaydım. Bir defa yüzü dönük balkonda içki içmedi. Sırtı dönük. Bu sıfat bile yani bunu öne çıkartıyorum. Bir sürü içiyordu bilmem ne. Kötülemek için bir sürü şeyim var bak şimdi. Gece gündüz içer ya. Ben hiç o beni ilgilendirmiyor. O Allah'la alakası. Onu diyeceğim. Nerede adavet edeceğiz? Sırtı bana dönük içerdi. Hocanın diyor yüzüne karşı içilir mi diyor karısına dermiş. Başka 98'de beni ararken istihbarat vesaire o zaman gizli polisler nelerdi o neler çekilmiş o tarihte. Ben de çekip gitmiştim kaçmıştım. O polislere fırça atmıştı. Tam kafa değil ya. Ne istiyorsunuz dedi ya ben içiyorum. O diyor insanlara içmemesi için diyor sohbetler yapıyor. Ne istiyorsunuz dinsiz misiniz diyormuş. Şimdi bak dua edeyim. Demek ki bir tarafını buldum dua ediyor. Bir muhabbet edecek tarafını bulursan edersin. Adavet tarafı şu. Risale-i Nur iddia ediyorsa bilerek meslek ve meşrepte yanlışlık yapıyorsa muhabbet edilmez. Umumu hukuktur. Umumu hukukta affedilmez. Umumu hukuk, bu çok önemli usturdur. Şahsi hukuk affedilir diye emir yoktur. Affedersen şey denilir. Hasenedir, ahlak işidir diyor. Diyor ki, mütekelim vahde olsa musaması amali talihtir. Eğer mütekelim mal gayrı olsa musaması amali talihtir. Mütekelim vahde olsa amali salihtir. Yani onu affetmek hususi şahsi hukukun varsa affetmek güzeldir. Umumu hukuku affedemezsin. Umumu hukukla şahsi hukuk ayırt edeceksin hemen. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır, hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. Sözler 358. Bu ne acayip bir ifade. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Niye yarattı? Muhabbetten dolayı. Allah niye muhabbet ediyor? Sana ne? Sen onu niye seviyorsun? Diyebilir misin adama? Seviyorum işte. Sen kirazı niye seviyorsun? Sen bu adamı niye seviyorsun? Bu hanımı niye seviyorsun? Lan, muhabbet işte. Allah'ın yaratmasının Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi. Yaratayım dedi. Sebebi
sebebi vücudu, bir sebebi vücudu, bir tamamı değil, muhabbettir. Sen Allah'a sorabilir misin? Allah'ım beni niye seviyorsun? Tamam, seni sevmesin, tamam. Sonra, hem şu kain, muhabbet, kainatın kuruluşudur, sebebidir. İki, kainatı birbirine bağlayan muhabbettir. Siz hiç gördünüz mü bir nur talebesi 26. pencereyi ders yaptığını? Ve sonra hatırlasın, girin bakın bakalım. Çok zordur. Ben bir defa yaptığımı hatırlıyorum. İzmir'de yapmışım Ödemiş'te. Ne anlatıyor 26. bölüm biliyor musun? Kainattaki aşktan bahsediyor. Kainattaki aşk. Bir maşuku. Aşk-ı lahuti. Aşk-ı lahuti. Yani eski de tasavvufta dergaha gidecek kişilere, mürit olacak kişiye ilk önce şey sorarmış. Hiç aşık oldun mu? Yok demiş. Sen tarikat yapamazsın. Git. Git aşık ol sonra gel. Hakikaten öyle. Şimdi 26. pencere aşk-ı lahuti. Adamı bir sarmaladı mı hiç kimseyi görmesin daha. Öyle Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin değil o. Allah aşkı böyle. Allah sevgilin oldu mu? Yani çocuk anasını emer gibi böyle Allah'tan emmeye başladı mı artık hiçbir şey gözü görmez o. Onun adına pervane ol. Onu anlatıyor. Diyor ki şu kainatın muhabbet eğer Allah'a böyle aşk-ı lahuti bağlamışsa işte Allah bu kainatın yaratmasındaki sebep bir sebebi muhabbettir. Sonra başka nedir? Şu kainatın birbirine bağlayan rabıtasıymış. Bağmış. Yani kimyaya aşina olanlar bilir. Mesela 8 tane elektron vardır. Eski kimyaya göre diyorum. Şimdi o kattı. Elektron proton etrafında dönmez artık. Buhar gibi nerede olduğu belli değil. Her yerde vardır, hiçbir yerde yoktur. Dönme değil. Var olup yok oluyor. Öyle vesaire. Eski şeye göre söyleyeyim. 8 elektron vardır. 6 ise ne yapar? 8'i tamamlamak ister. Hep 8'e. 4 ise eşittir. Hangisi güçlüyse. 3 elektron varsa etrafında ona gider. Evlenir ona. Gider, ötekisine gider. H2O gibi. Şimdi bu nasıl ki üzerinde 6 var. 8'e tamamlamak için karşıyı sevmeye şeyi var, meyli vardır. Veya 2 elektronu varsa 8'e gitmek, 6'ya giden evlenir gibi. Şimdi kainatın bir rabıtasıdır kimya. Eşya böyle birbirine bağlı. İşte o maddeyi birbirine bağlayan muhabbettir. Sırf senin tanımlayamadığın ama eylemde gözüken muhabbet tanımlayamıyor. Muhabbet nedir? Seviyorum. Ne demek seviyorsun? Tanımlayamıyorsun. Dünya cinsinden değil de ondan. Seviyorum ya. Bir tane söyledim. Abi seviyorum ya. Abi seviyorum. Abi bildiğin gibi değil diyor. Hatırladın değil mi? Sultan Bey. Ya ona diye hiç demedim ya. Nasıl seviyorsun? Olur mu ya? Abi bitti diyor. Yani dünya cinsinden değil. Dünyada kullanıyoruz bunu ama dünya cinsinden değil muhabbet. Hacmi yoktur, kütlesi yoktur, cismi yoktur, gözükmez, tutulmaz. Bir yarattı, bir Allah'ın dışında yaratıldığı bir kaynak yok. Kain bu elmayı kim yarattı diyorsun ama muhabbeti kim yarattı yok. Doğasında var eşyanın. Tabiatında var yani muhabbet. Değil mi? Bunu niçin uzatıyorum? Kainatın rabıtasıdır. Sebebi vücududur. Başka? Hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. Nuru şu. وَشَمْسَ زِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا ayette geçiyor. Güneşten ışık gelmez, ziya gelir. Pakettir, ısı, ışık, renktir, ultraviyole ışığına bir sürü pakettir. Maddeye çarptığı zaman içinde ısı çıkar, ışık çıkar, renk çıkar, nur çıkar. Onun için güneşin çevresi, şaşıracaksınız, güneşin çevresi karanlıktır. Çünkü güneşten nur çıkmaz. Ziya çıkar, kamera aya vurduğu zaman nur ortaya çıkar. Çünkü güneşten ziya çıktığı zaman madde yok ki etrafına vurduğu zaman patlasın paket. Yani esir maddesi dolu olduğu için işte diyor ki kainatın nurudur. Yani Allah'ın o muhabbeti eşyaya vurduğu zaman muhabbet çıkıyor. Kaynağını ne diyor şefkat-ı mukaddese? Muhabbet-i münezzeh. Bizde muhabbet var. Bunu yaratan Allah'ın da işte muhabbet-i münezzehesi var.
Bizde şefkat var. Allah'ta şefkat mukaddesi var. Yani şu kainatın nurudur derken her şeyi o varlığı gösteren bir şeydir. Fener gibidir. Muhabbet. Yoksa görmüyorsun adamın varlığı da yok. Mesela babasına, anneannesine, bedesine daha 1,5-6 sene oldu, 1,5 sene oldu. Bir telefon bile etmedi mesela. Sevseydi durur muydu? Yani her şeyi gösteren odur. Muhabbetin yoksa yanındakine körsün. Muhabbetin varsa en uzak yakındır. Onun için muhabbete demiş uzak ırak olmaz. Sonra hem hayatıymış. Şu, eskide ben çok merak ederdim. Allah varken hiçbir şey yoktu. Kayaları, dağları, tepeleri, mahlukları, cennet, cehennemi, domuz, yılan, arş, kürs, Cebrail. Allah bunları nereden yarattı ya? Allah taşı nereden yaptı? Hep derdim yani. Lisede okudum. Allah karar verdi kainatı yaratmaya. İrade. Projesini çizdi. İlim. Güç, kudret, malzeme, taşın, taş neyle yaratılmış? Hayat. O ölü dediğim şunlar hayattan yaratılmış. İşte diyor ki, muhabbet bu kainatın hayatıdır. Çünkü hay Allah'ın zatı sıfatı mı, subuti sıfatı mı? İlim, irade, sem, basar, kudret, kudret, hayat, kelam. Subuti sıfat. Peki muhabbet nerededir? Sıfat-ı subutiye de mi? Sıfat-ı zatiye de mi? Şuunat-ı zatiye de mi? Şuunat-ı zatiye. Yani ruhumuzun kaynağı şuunat-ı zatiye. Şu paket gibi düşünürsek, soğan gibi. Bak, herkesi makamına koymanız için söyleyeceğim. Şuunat-ı zatiyenin en cücüğünde, soğanın tepesi içinde şefkat-ı mukaddesi. En zirve bu. Bundan daha öte bir şey yok. Şuunat-ı zatiyede şefkat var. Çık dışarıya. Ondan daha bir düşük. Muhabbet-i münezzehe. Muhabbeti görüyor musun? Hayat nerede? Aşağıda. Muhabbet yukarıda. Hayatı da aktif eden muhabbet. Evet. Tamam. Başka? Soğanın cücüğünden dışarıya çıkıyorum. Şefkat-ı mukaddesi. Bak hanımları Allah nereye taşıdı? Nereden yaratmış onların ruhlarını? Şefkat-ı mukaddesi. Şuunatın en zirvesinden. Sonra çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya. Surur. Surur mukaddesi. Sevk-i mukaddesi. Lezzet-i mukaddesi. Memnuniyet-i mukaddesi. İftihar-ı mukaddesi. İftihar edebilmek işte çok yüksek bir sıfat. Hayat. Kardeşinden iftihar edebilmek. Hayatın şuunatta, hayatı oluyor o zaman. Hayatın hayatı muhabbettir. Çünkü hayat hem bu kainatın hayatıdır diyor. Yani hayat subuti sıfattandır. Subuti sıfat ilim, irade, sem, basar, kudret, kelam, hayat. Zat-ı sıfat bir üstüdür. Kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, tekvin gibi. Çık yukarı şunatı zatiye. İşte şefkat, muhabbet. Bak, muhabbetin yerini göstermek için söylüyorum. Hayat burada, muhabbet burada. Yani ezber olmasın ders. Muhabbet kainatın hayatıdır. Salih nerede Salih? Duydun mu abi? Salih yok mu? Gardiyan var yani. Gardiyanı Salih zannet. Hasan abi demek ki soğanın gücü boşuna sevilmiyor. Ömrümde ben böyle bir hata yaptım. Soğan cücüğü deyince bir güldüreyim sizi de. Bir hata yaptım bak şimdi. Onu soğan cücüğüyle yaptım. Onun için madem şey yaptın, bir yemek yiyoruz bir yerde. Mehmet gülüyor. Ondan sonra kardeş, yanımdaki kardeş yumruğu vurdu soğana. Soğan ikiye ayrıldı tabii, cücük bir tarafta kaldı. Ben o tarafa aldım biliyor musun? Ona cücüksüz verdiğimi hiç unutamıyorum. O kadar dokundu ki. Aldıktan sonra utandım, bir daha geri veremedim. Ya yani ben bunu nasıl yaptım? Cücüğü ona niye bıraktım? Hiç unutmuyorum. Belki de 10-15 sene oluyor. Muhabbet abi. Adamın hani, canını almış aslında. He? Adamın canını almış. Ama Kürt değildi. O zaman, çünkü o zaman sorun yok. Sorun yok. Çünkü soğanı çok seviyorlar ya ondan diyor. Başka bir madde. Bu okuduğum yer 358 sözlerdi. Muhabbet çok güzel bir şeydir ya. Beni sevmemeye karar verdin mi? Veya ben seni sevmemeye. Vallahi her şeyin batar.
Sevmeye karar verdin mi muhabbet gözü kusur görmez. Şey olur mu? Kastı oluyor mu bu abi? Yani kasti olmuyor ama bu da öğrenilmesi lazım. Çocuğa öğretirsen baba, baba, anne, anne, cici, cici öğrenilmesi lazım. Öyle bir ailede büyümüşsün ki, bak şimdi, öyle bir aile ki herkesi tenkit ediyor, herkesi eleştiriyor. Hep tenkit, hep gıybet, hep tekin demin. Orada çocuk muhabbeti öğrenemez. Muhabbet öğrenilen bir şeydir, unutmayın. Şefkat da öyledir. Her şey, iman bile öğreniliyor. Yani muhabbet etmek, sevmek, doğanda var, uyandırılması lazım. Yani sen onu haşa halk etmiyorsun. Fıtratında yazılım var aklına. O uyandırılması gerekiyor. O da öğrenmesi lazım. Yani mesela bir ev bak şimdi. Hep tenkit ediyor. Hep eleştiriyor. Aklınız mutlaka bir şeye gitmiştir benim gittiği gibi. O evin çocukları kimseyi sevemez. Sevemez ya. Sevemez. Bir evin diyor, bir insana karşı durumu seviyor mu sevmiyor mu çocuklarından sor. Bakın dedi. Çünkü orada konuşuluyor ya. Demek ki bu istidat olarak, unutma ilmi cevap vereyim. İstidat olarak herkeste vardır yazılım itibariyle. Kabiliyet ise öğrenilerek ortaya çıkar. Herkes marangoz istidadındadır ama herkes marangoz kabiliyetinde değildir. Herkes alim olma, doktor olma, mühendis olma istidadı vardır, yazılımı vardır ama herkeste bu kabiliyet yoktur. Kabil olmak kap. Kap da o suyu göstermek mesela. Muhabbet öğrenilip öğrenilmesi gerekiyor. Bak ben çocuktan gösteriyorum. Hay yavrum, amca, pis pis, kedi yavrum. Her kediye taş atan, her kuşa hış diyen bir anne babadan bu çocuk ne yapar? Kedi görür taş atırlar. Ha istisnalar var mı? İstisnalar kaydı bozmaz. Benim mezhebim, ustad diyor, ustad benim mezhebim, muhabbete muhabbet etmektir. Vay be, hüsmete hüsmet etmektir. Anlamadım ustadım. Yani dünyada en sevdiğim şey muhabbet. Dünyada en sevdiğim şey muhabbet. Çünkü muhabbet muhabbete layıktır ya. Adavet ise adavete layıktır. Sonra devam ediyor. Ve en darıldığım şey de hüsmet ve adavettir. Münazarat 77. Böyle bir ustad ya. Yani öpülmez mi? Kitabı, kelamını öper gibi elini öpüyoruz. Hiç sevmediğim, ne diyor? En darıldığım şey de hüsmet ve adavetmiş. Hüsmet, Allah Allah. Hüsmete hüsmet etmektir. Yani dünyada en sevdiğim şey muhabbetmiş. Çok şükür. Böyle bir ustadın talebeleriyiz. Mesela Resulullah'a bir de düşün. Aman ya Rabbi. Yani biliyor ki bu adam münafık. Ya bu adam münafık. Beni hafif sevmiyor diye. Münafık değil Müslüman ama bir yerde hata yapmış veya doğru. Ya, hakikaten sevmiyor. Adamı cehennemin dibine atıyoruz ya. Allah belanı versin diyorum. Ya yanında münafık tutmuş onu ya. Perdeyi yırtmamış ya. Bu nasıl bir insan ya? Ya düşünebiliyor muyum? Mesela ustad da diyor yanında varmış böyle bir şey. Perdeyi yırtmayınız diyor. Kastamonu'da geçiyor ya. Perdeyi ya bu insanlar nasıl insanlarmış ya? Ebu Cehil kuyu kazmış. Ondan sonra peygamberimize bir şey soracağım diye davet etmiş. Gelirken ta o anda Cebrail geliyor geri dönüyor işte uzun o. Kuyuya düşmüyor ama o heyecandan ya. Aha geldi aha kuyuya düşecek böyle bir kuyu yapmış onun gibi. Düşünce hemen etba ile beraber Muhammed düşerse hemen üstüne kapatacağız diye kumla. Kimse bilmiyor. Ben buradayım hastayım diyor. Gel diyor bana bir şey sorularıma cevap ver. Belki Müslüman olurum diyor. Peygamberimiz beşeriyetiyle bak Allah demese bak o da bilmiyor. Geliyor evine çıkıyor. Tabi o diyor bu cehil bakıyor şeyinden kerpiç deminden. Ha geldi ha kayıt tam kuyuya düşecekken bir adım kalmış. Cebrail aleyhisselam nüzul ediyor. Ya Muhammed bir adım atma. Kuyu kazılmış geri dön. Yani bu da Ebu Cehil'e diyor bak kendi kafasıyla hareket etse kuyuya düşecek. Demek Allah'ın Resulü ya. Üstünü kapatmış böyle çalılarla bir de kum serpmiş. Nereden bilecek? Lap diye düşecek. Derken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geri dönünce bu adam heyecandan bir adım kaldı. Geri dönünce adam heyecanlandı Ebu Cehil. Nereye gidiyorsun Muhammed falan arkasına düştü. Yani bana niye gelmiyorsun? Kuyuyu unuttum. Lap diye kuyuya düşüyor. Allah ya unutturacak. Ondan sonra mucize de olacak ikinci.
sarkıyorlar ipi. Gözüküyor ama yetmiyor. Yetmiyor. Adam diyor ki aşağıdan, gidin diyor Muhammed'e söyleyin, o bizim gibi değil diyor, merhametlidir. Beni o çıkartırsa o çıkar, çıkarsın beni. Döner miydiniz? Ben dönerdim. Ama kürekle. Vallahi kürekle döner. Kürek yoktu ama bir şeyle dönerdim. Kapatmak için yemin. Kimse yapamam. Ben onu çıkartacağım ha. Beni koyayım. Allah Resulü dönüyor. Bez parçasına böyle bu. Bismillah ya Fettah diyor. Lak diye uzuyor. Bismillah ya Fettah çıkartıyor. Ne demesi lazım? Var hiçbir şey deme lan. Hiçbir şey deme lan adamsan. Bak yüzüne. Ne acayip bir sihir bassın dedi ya. Tam sopalık değil de Kırıkan'da hoca kürsüde hutbede dedi yani, ne diyelim. Olmuş ha? Coşmuş demek ki. Vay bilmem diye kalayla beraber. Bilmem ne bu cil. Hutbede ha? Şey müftüye kadar gitmiş de şikayet. Müftü de demiş ki, soğudu ama demiş, yerinde soğudu. Ya acayip, ya nasıl döndü ya? Peygamber nasıl onu çıkarttı, nasıl merhamet? Yani çok acayip ya. Muhabbet olmayınca böyle mi oluyor? Ya bir tuhaf ya. Ya biz ise, lan eşim ya, eşim kuyuda ya, işte psikoloji bir şeye girmiş, bir şey demiş, bir laf, bir düşünce, bir hatıra, bir sohbet, bir şey işte geçmiş, gibi geçmişe takılmış, girmiş kuyuya. Lan kapatıyoruz üstlerini ya. Lan onu çıkartmış ya, sen çıkart. Bir ses yapma ya. Yusuf Aleyhisselam kuyuya indirmediler mi 11 tane kardeşi? Nedir o? Haset. Haset kuyudur. Adavet nedir? Adavet eden hapse girer. Hapseden kuyuya iner, şey, haset eden kuyuya iner. Yusuf Aleyhisselam o kuyuda o hadiseleri geçirdi, satıldı, köle oldu, Mısır aziz oldu. Kardeşlerine ne yaptı? Ben olsaydım onun kıyma makinelerini yapardım onu adamla. Bak ona ne yapıyor? Ya bu nasıl bir insanlar ya? Ya bunlar, ya bunlar insan değil ya biz insan değiliz ya. Bunlar insansa hakikaten biz kimiz ya? Yani en azından yapamadığımızı takdir et. Ya seni bu hale sokan, babandan anandan ayırıp kuyuya atan, sonra köle gire sattıran, bilmem ne yapan Yusuf Aleyhisselam. Sonra ya tamam da ben de kafayı kaldırıyorum Ömer. O peygamber, onlar peygamber oldu. Ben niye olmadım? Allah beni niye seçmedi? Elinizin körü için seçmedi seni ve beni. Yani böyle bir ahlak olur mu sende bende? Bak çocukken hiç isyan etmemiş ya. Çok şükür. İyi ki böyle bir ümmetin fertleriyiz. Böyle bir peygamberlerimiz var. Bir kere başta böyle bir Rabbim var. Beni yaratmasının sebebi menfaat değil, ibadet değil. Beni yaratmasının sebebi sevmiş. Muhabbet etmiş. Allah denil mi? Beni niye sevdi? İyi o zaman. 10. kattan balıklama atla. Git sana o zaman. Bir hastalık daha var. Şimdi dedin ya, hani bu işte böyle yapamıyoruz. Biz yani tefekkür ederken acizane, mesela kendi şimdi mücadeleden kaçıyoruz. Mesela bir hatan var ya, eşinle, dostunla hata yapıyorsun. Hani sen dersin başında dedin ya, bunu nasıl yapmalıyız? Yani işliye işliye. Ama ben yapamıyorum diyorum, ya ben düzelemiyorum diyorum, kaçıyorum. Yani kendi iç dünyamdan mücadeleden kaçıyor. Ya ben bunu atıyorum işte diyelim ikinci defada vardım ama hani 5 defa daha yaparsa 6.ya kadar dayanmalıyım, 7.ye kadar dayan. Yani sabun noktamızı hemen kestiriyor. Yapamıyorum, beceremiyorum, ben buyum. Ben bu düşünce de çok yanlış yani iç dünyası. Bu dersler işte oluyor. Mesela imani ders çok duyar. Allah'ın ispatı olurdu. Ben mesleğim esas gayb falan şeklinde gözükmüş ama melekut. Esas ben tevhidçiyim. Eskiden öyle. Haşir. Çok isterim bir haşir yapayım. Böyle mantıki böyle bir sıralayayım. Ama bunlar olmamıştı. Bu derste işte bu. Yani davranışımız nerede, nasıl yapacağız? Hemen kafanı kaldıracaksın o olumsuz durumlarda. Onun bir güzel tarafını bir gör, yakala. Vallahi bu tarafına ben her şeyimi feda ederim. Ustad demiş. Ustad ne diyor? Böyle birisinden bir şeyler duyduğun zaman kafanızı kaldırın. Onun güzel bir sıfatını görün. Çünkü burada geçecek zaten. Diyor ki mümin kardeşini sever ve sevmeli. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Madem sordun oradan başlayayım.
tamam ne yapacağız? Yanlışlığı var. Fakat fenalığı için yalnız acır. Biz ise Allah belanı versin diye. Acır acır. Yani hiç kim ben hitap etmiyorum ha tövbe. Beni biliyorsunuz. Bunun en çok muhatabı benim. İzdırabı benim. Bu dersin izdırabını çekmesen böyle heyecan ders yapamam. Bunu ben yaşıyorum. Yani size konuşma tarz uslubum olmasın öyle. Fenalığı için acır. Biz Allah bilmem neyini versin. Araba bir makaslama yaptı. Şuna bak ya. Tamam. Diyoruz. Fenalığı için acır. Benim başıma böyle bir tanesi gelmişti burada. Tepe aşağıda. Bu araba makaslamada adamlar Nurcu oldu. Ondan sonra makaslama yaptı falan. İyi bir makaslama. He, yaptı. Ben de böyle yaptım tamam mı? Geçerken arkada önündekiler gördü. Seçim günü. Tak önde geldiler. Yanaştılar, sıkıştırdılar, durdurdular. Dört tane izmanlık gibi. Meğer MHP'nin şeylerindenmiş. Bak hiç unutmayın. Allah selamet versin. İndiler. Cam indirdim. Dedi ki, buyur kardeşim. Biraz önce elini böyle yaparak söylediğin sözü delikanlıysan açık söyle dedi. Dedim ya Rabbi bunları Allah'ım Nurcu yap dedim. Böyle gelmişler diyor. Sanki 500'le giden bir uçağa veya 200'le giden arabaya takos koyuyorsun ya. Aynı öyle demiş. Allah sizi Nurcu etsin dedim. Allah sizi Nurcu etsin dedim. Durdu böyle ona baktı ona baktı. Amin de diyemiyor, geri dönemiyor, gelmiyor. Bir bocalama. Arkadaki amin, amin dedi. Ortada ya kardeşim hakkını helal et dedi ya. Biz dedi özür dilemek için durduk dedi. Ondan sonra gittik neyse. Gene durdurdu. Dedi ya seninle görüşmemiz lazım. Dedi ki vicdan şey. Yani böyle bir nurlar da böyle tanıdılar ya. Çok şükür ya. Öyle oluyor tek Türk. Sizde de olmuştur tek Türk. Böyle rastlıyor böyle. Demek ki o senin ayağın senin şeyini yapayım. Evet, mümin kardeşini sever, sevmeli. Eşin bir kere mümindir. Müslüman kardeşindir. Tamam? Peki, fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil. Daha doğru yap ya. Ne biçim şeysin ya? Bunu nasıl yapıyorsun? Bu şekilde değil, tahakkümle değil. Lütufla istana çalışır. Yapmamız lazım. Lütuf ne biliyor musun? Ya bir ses yapma. Kavga anında doğru dahi söylersen doğru yanlış olur. Kavga anında doğruyu deme. En güzel yöntem susmaktır. İki yöne de çekilir. Ya karşımdadır, ya benimledir. Sustun değil mi? Haklıyım değil mi? Ses yok. Kavga anında belki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah desen, sen yalan söylüyorsun. Allah bir desen bir şey diyecek ha. Kavga anında sakın böyle terbiye yapmayın. İkaz etmeyin. İkaz etme. Çocuk da gerildi değil mi? Kovdun. Doğruları sayıyorsun. Kızdın, bir dövdün, bir şey yaptın veya kızdın. Yani zaten dinimizde istemiyor böyle tabletini falan dediğin anda zaten tepesi atmış olan senin de şeyinde kutsiyetini içinde saymaya başlar. Öyle. O anda demeyin bakın vakti o değil. O attığın çekirdek söz toprağa değil daha. Deme. Mesela ne demek o? Niçin söyledim? Fenalığı için yalnız acır. Yani şöyle acır. Keşke yapabilsem ben bunu. Tahakkümle değil. Lütufla istihana çalışır. Lütuf. Sabır ve susmak. Onun için nasıl hadis ile hadis-i şerifte 3 günden fazla mümin mümine küsüp kat-i mukaleme etmeyecek. En fazla 3 gün genel kaydedir. Rüşt abi derdi ki nurculara 3 gün çok. Haletin değişikliği için bir uyku diyor. Bir uykudan sonra hala kardeşine düşmanlık ediyorsan sen Risale-i Nur'u anlamadın Hasan dedi. Ya sen anlamadın dedi. Evet papağan gibi anlatırsın şey yaparsın. Böyle de ekranına kuran Kur'an okurlar diyor hadiste boğazdan aşağı inmedi. Çok durur duruşta bunu. İnmedi oğul dedi inmedi. Haletin değişikliği tamam haletini kabul ederim ama bir uykudur. Bize fırça attı. Araba yıkama bahanesiyle falan gezdik falan. 1983 Kocaeli Mustafa Paşa'da 82. Arabayı yıkadık 400'er Peugeot'su vardı falan. Vurduk tabii.
İki kişiydik. İşte abi, keşke bağırsa dövse. Ben de zaten sizi bir şey gönderecektim tahmin edersen. Yani böyle yapardı ya. Tam bir bağırma şeydi. Bir bahane uydurdu. Zaten ben sizi gönderecektim bir baktırın diye ki. Bu bahaneyle bir de baktırırsınız. Bak şimdi bile konuşuyorum. Lütufla istihana çalışır. Onun için nasıl okudum. Eğer esbab-ı adavet, yani düşmanlığımızın sebebi, adavet galebe çalıp, yani bir düşmanlık var ama diğer bahaneleri topluyorsun böyle. Eğer bu galip olursa, galebe çalıp adavet hakikatiyle bir kalbe bulunsa, eğer artık nefret etmeye başladın mı eşinde, işte eş ortağına vesaire kimse, kalbe girdi mi bu, bulunsa o vakit muhabbet mecazi olur, tasanı ve temellük suretine girer. Yani içinde şu var, boşun devresin. Dışarıda, o hoş geldiniz, nasılsınız, hoş geldiniz, ne yapın, iyi misin lan, olay yalan, külümen yalan. Yeni evlilirken öyle oluyor, maske kullanılıyor. %50 de şeytan öyle diyor hadis-i şerifte. Kızın kucağına oturur, erkeğin kucağına oturur. Birbirini çok iyi gösterirler nikah yokken. Tabii kişi de o zaman maske de kullanır. Nikah olur, şey olunca 6 ay bu geçmeden vay. Bu muydu lan bu her şeyimizi feda etmiştik lan bu yılan ya. Kadın da diyor ki lan bu canavar lan. Bu timsah bile değil ya. Bu sırtlan ya bu nasıl bir mahlukmuş. Demeye başlar. Yani kalpte adavet girdi mi artık hiçbir tarafı sevilmiyor. Diğerleri peki tasanne olur. İçinde olur. Peki tam tersi de var. Ey insafsız adam. Ölçüyü söylüyor ayar şimdi. Yani şimdi bu derste şunu alacağız. Evet yapamıyorum ama eşime, aşıma, işime yani kızdığım kişiler var ya kafamızda. Şimdi bu derste sorgulayacağız. Haksız mıyız, haklı mıyız? Haksızsak, haklıysa da ne yapacağız? En azından haksız iken, haksızdın, fakat kendi aleminde haklıyım değil. Bu derste en azından kusurumuzu anlayacağız. Diyor ki, ey insafsız adam, nerede hata yapıyoruz bak. Şimdi bak, mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Niye? Kin ve adavet. Mümin kardeşi deyince, İlla hizmetteki kardeşin değil, eşin, kaynanan, kayınpederin. Bak ne kadar kim ve adavet, ne kadar zulümdür. Neymiş? Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha emniyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Şimdi mesela bir çakıl taşını düşün, Uhud dağından büyük. Veya bir taşı Kabe'den daha kıymetli der misin? Denilir mi? Aynen öyle de bu örnek gibi Kabe hürmetinde olan iman. Kabe'deki misal Kabe hürmetinde olan iman. Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet. Uhud dedik ya ufak çakıl taşı Uhud dağından daha büyük. Veya çakıl taşı Kabe'den daha değerli. Birisi büyüklük ölçüsü, birisi kıymet ölçüsü. Yani Kabe hürmetinde olan iman, Uhud, Cebeli Uhud, Uhud dağı azametinde olan İslamiyet gibi o kızdığımız Müslüman kardeşimizin böyle sıfatları var. İmanı var, İslam'ı var. Kabe hürmetinde imanı var. İslamiyet azameti gibi güzel bir davranışı sıfatı da var. Bunlar muhabbeti ve ittifakı istediği halde. Bunlar muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren, yani ona adavet olmamıza sebep olan adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı. Adi taşlar gibidir o. Bazı kusurları. İman ve İslamiyet'i tercih etmek, yani biz bir 18 bin alemin bütünüyüz yani. Şeytan da var bizde, bizden yaratılmış. Cinler de var, ervah habise var. Dan, man, tam, test. Her birisinden 1000 tane var, 4000 tane mahluk var bizde. Cin, şeytan dışında. İyisi ve kötüsü, iki yönlü. Böyle bir karma 18.000 alem iken, yani iman var Kabe hürmetinde. İslam var,
Uhud Dağı büyüklüğünde senin hoşuna gitmeyen, belki de haklısın ama bazen de haklı zannettiğim şeyin aslında biz haksızız. Bazı beşeriyetinden gelen kusurları sebebiyle onu adavete sebebiyet veren adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyet'e tercih etmek ne derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Taşlar Uhud'dan büyük değil be kardeş. Ya bu yaşansa bu demek ki asıl saadette yaşanmış ki. Cennet olmuş ya. Bazen ne diyorum biliyor musun Aya? Böyle bir insan, yani böyle insan asıl saadette gibi bu dünyada 8 milyar insan var. Duyuyorsunuz değil mi sesimi? 8 milyar insan hep asıl saadet gibi olsa, sahabe gibi. Olmaz da. Birisi kuyruğuna basması lazım ya. Ölüyor ya, ölüyor ya. Uhud'da, Bedir'de ölüyor. Su diyor. Tam ona su götürürken ortamda su diyor. Ölen adam diyor ki taşıyan değil. Bana verme, o kardeşime ver. Lan ölüyorsun. Ver de ben içim, ondan sonra o sonra. Böyle insanların topluluğundan ne olur ya. Yani birisi kuyruğuna basacak. Olmazdı ya. Sif sahabeler gibi yaşansa olmazdı. Şimdi de olmazdı ya. Hocam çok teşekkür ederim. O zaman güzel bir Kur'an okuyacaksın. Özlemişim senin Kur'an'ını. Senin düğün değil değil mi? Öteki kardeşin düğünüydü hocam. Ramazan. Neydi o? Ramazan. Yani ona da gitmek isterdik ama pazar günü umumi dersimiz vardı ya. O günde 4-4,5 saat sürdü ders. 6 saate yakın. 6 saat. Hiçbir yerde duymayasın, tamam mı? Adam asırlar ya. Abi sen onu bir saate düşürsen var ya, cemaatin 5'e katlar söyleyeyim ben. Çok acayip ya. Dima ya. Dün de çok güzel bir dersti, özeldi. Yani bu kafayı nasıl yöneteceğim? Aklımı, aklımın içine mi gireyim? Aklı yönetemezsen, onun içine giriyorsun. Yönetirsen akıl senin içine giriyor. Aklın aklına bela. Düşüncelerim düşüncemi. Çok güzeldi, görseldi. Çok güzeldi. Ne kadar sürdü? 2 saat. 2 saat. Ama şeydi, çok zevkliydi değil mi? 2,5 saat. İçi yana yana söylüyor. Doktor bak 2 saatten aşağı ders olmuyor. Sen bu işlere takılma. Evet, tevhid-i imani elbette tevhid-i kulubu ister. Bir şeye inanmak kalbin birliğini ister. Evet, vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtima iktiza eder. Ne kadar oldu? 45 dakika oldu. Değil mi? 45 dakika oldu. Tamam. Bak kısa keseceğim. Şimdi kestim. Bir kalpte muhabbet oldu mu diyor. Adavet mecazi olur. O adavet olur. Ama kafa çıkartamaz. %100 imandır. %100 küfürdür. İman küfrün haricinde diğerleri karmadır. Adavet olmaz değil. Olur ama %51 muhabbet oldu mu adavet mecazi olur. Kafasını çıkartamaz. Kemalattır. İçinde adavet olduğu halde sebebi biliyorsa ne mutlu. Kaliteli bir muhabbettir o. Yani ben mesela melek gibi sevmek istemem. Sıfır sevgi, yani tamamen adavet yok. Kaliteli olmaz o. Hatalarıyla sevmek değil mi? Tabii ya. İnsandır ya. Mümel, o kadar işim, o kadar kusurumuz var ki. Ya, o kadar şey var ki. Peki bu şeyden kurtulmanın yolu en kısaca nedir abi? Gayrimeşru muhabbetler. Yani mesela ben bugün de sordu. Hep de derim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözü bana çok rehber oluyor. Risale-i Nur'da da ama uzun olur. Diyor ki, ne olmak istiyorsun? Böyle adam mı? Böyle. Hatta kumarcı mı? Topçu mu? İyi bir nurcu, iyi bir Müslüman. Ne olmak istiyorsan, senden önce olanlarla beraber ol. Tek başına kumarcı olamazsınız. Öğrenemezsin kumarı. Birkaç kişiyle. Bak içki içenleri görüyor musun? Köprü altında tek başına içmezler. İlle bulması lazım. Yani mesela bir araya geldik. Geniş bir yer fazla değil.
Bu bugün bildiğimiz bir şey ama tadat ediyoruz. Ama çekirdek inkişaf ediyor. Sirayet ediyor. Melekleri şeytan sirayet etmiş de tesir etmiş varlığı. Var olması değil mi? İşaret-i Caz'da söylüyor. Sirayet etmiş olmalı ki, olmuş ki Allah'a yani kan dökecek, fitne çıkartacak mahlukatı mı yaratacaksın diye sormuş. Demek ki ne olmak istiyorsan sen de önce, senden önce olanlar takdir ettiğin kişilerle beraber olursan kolay olur. Hiç zorlanmazsın yapmaya. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Bugün öğlen dersi gene meslek dersi yapmıştık. Evlenecek insanın işte ne yapması lazım? Yani kriterleri, ölçüleri nedir diye orada bir tanesinde işlerinde bir tanesi şuydu. Dostu düşmanı kim bu kadının, şey kızın veya bu delikanlının? En güzel göstergelerden bir tanesi odur. Kimle oturup kalkıyor? Kişi arkadaşın dini üzerine gibidir. Var ya Peygamber Hazretleri var. Şimdi bizden hoşlanmayan, nefret eden adam Risale'nin dersi de yoksa gelmez yani, sıkılır. O zaman güzel bir göstergedir. Kimin, bu adamın dostu, düşmanı kim? Odur yani. Arkadaşları kimdir? Neyi düşmanı? Onun için kaliteli adamın kaliteli düşmanı ve kaliteli dostu olur. Kalitesizin de kalitesiz dostu düşmanı olur. Böyle ıtırık kaçırık şeyler sebeplerle dostluk da olmaz, düşmanlık da olmaz. Sağlam bir zemini oturtmalıdır. Allah muhabbetimizi artırsın. Amin. Ülfetimizi kırsın, ünsiyetimizi artırsın. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Bizi ve bizi sevenleri, söz verdiklerimizi, bize dua edenleri, onları ve evlad-ı yârlerini Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzı, afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden hıfz-ı emin eylesin. Vâhir davâhum en elhamdülillâh rabbil âlemin. Gel kardeş. Gide böyle yapmasın da. Salih abi buradaymış. Bak orada mıymış? Çok şükür. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. İyi ki iman var. Çok şükür. Ömer, bu dersler, şu çizdiğin manzara. Tamam. O iki yerde hata var, onu düzen. Bana yürü. Ama hep bak, ne kadar sabah bak ve kayıt. Tahtayı nasıl çizdiler? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين
الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق وأن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة